Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca kanalımda, benim kanalımda bulabileceğiniz çok böyle orijinal bilgilerle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Türkçe içerik olarak bildiğiniz gibi disaster yani felaket günlerinden geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu böyle tanımladı. Koronavirüs günleri ve burada artık devletler paketlerini, yardım paketlerini, destek paketlerini açıklamaya başladılar. Cuma günü de Amerikan Senatosu'ndan geçerek Trump tarafından imzalanan disaster paketi artık yürürlüğe girdi. IRS'e gönderildi. Amerikan Vergi Dairesi, IRS arkadaşlar. Ve buradan artık şirketlere, işsiz kalanlara ve taxpayer'lara, yani tax ödeyicilerine, vergi ödeyicilerine kişisel anlamda yapılacak yardımların içerikleri belli oldu. Genel olarak taslak bitti. Artık IRS'e dosya ve IRS yetkilileri, IRS yani Amerikan Vergi Dairesi, vergi memurları bununla ilgili çalışıyorlar. Şu anda kime ne verilecek, nasıl yapılacak, nasıl edilecek, çekler ne zaman gönderilecek, ödemeler nasıl yapılacak? Bunu çünkü IRS'i arıyor insanlar telefonla. Dün ben bir programa katılmıştım. American Turkish Business Council yani Amerikan Türk Dünyası İş Adamları Ticaret Odası'nın bir programına katıldım. Zoom'dan, online artık biz de bunlara online katılıyoruz. Ve oradan aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 15 Şubat 2020 tarihi Amerika'da disaster date olarak arkadaşlar kabul edildi. 15 Şubat 2020 başlangıç tarihi olarak kabul edildi koronavirüs günlerinde. Bu paket içeriği arkadaşlar şirketleri, NGO'ları yani sivil toplum kuruluşlarını, işsizleri, vergi mükelleflerini ilgilendiriyor. Şimdi ben hemen uzatmadan arkadaşlar şirketler kısmıyla hemen başlayayım. Şirketler SBA, Small Business Administration Loan diye bir bölüm var. Oraya başvuruda bulunacaklar ve koronavirüsten dolayı bir gelir sıkıntısına uğradıklarını, batma noktasına geldiklerini, para kaybettiklerini kanıtlayarak sba.gov hemen aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Türkçesiyle sba.gov sba.gov/disaster. Bunu da arkadaşlar aşağıya bıraktım. Hemen oradan tıklayarak şu anda size de bir çalışmada bir problem falan olduğu söyleniyor. Ama önümüzdeki günlerde muhasebecinizle ve avukatınızla irtibata geçerek bu kredilere başvurabileceksiniz. Buna kimler başvuruyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde KOBİ dediğimiz yani küçük ve orta ölçekli firmalar 500 ve altı çalışana, 500 ve altındaki çalışan sayısına ait olan şirketler oluyor arkadaşlar. 25 bin dolardan 2 milyon dolara kadar şirket başı bir kredi sağlanacak. Yıllık %3.75 oranı var. 30 yıla kadar da geri ödemeli arkadaşlar. NGO'lara yani sivil toplum kuruluşlarına da yıllık %2.75'lik bir oranla bu kredi, bu destek sağlanacak. Ama bunun güzel tarafı şu. İlk ödemeye 12 ay sonra başlıyorsunuz. Yani parayı alıyorsunuz, ödemeye 12 ay sonra başlayacaksınız. Şimdi bu kredinin ana nedeni koronavirüs. Yani başka şekilde şirketiniz bir zorda, bir sıkıntılı durumda falan krediye ihtiyacınız var. Buna başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Sadece koronavirüsten dolayı etkilendiğiniz ve paraya ihtiyacınız olduğunu, şirketinizi batırmak istemediğinizi, çalışanlarınızı işten çıkarmak istemediğinizi vesaire vesaire. Yani bunların hepsini yani iyi niyetli olduğunuzu ortaya koymanız gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mesela bir örnek vereyim. Hurricane'de burada işte 2 yıl önce bir kasırga, bu felaket vuruyor buraya ortum. 38 bin kişiye 2.7 milyar dolarlık yardım yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. 2.7 milyar dolar. Bu SBA başvurusu ücretsiz. Yani bu küçük ve orta ölçekli şirketler buraya ücretsiz olarak başvurabilecekler. Son 6 aylık döneme bakılıyor. Yani bir önceki 6 aylık dönemdeki giderlerinize bakılıyor ki gelecek 6 aylık dönemde ihtiyacınız olan rakam sizin görülebilsin. 25 bin dolardan fazla bir krediye başvuruyorsanız arkadaşlar burada ise devlet teminat talep edecek sizden. Yani ilk oturduğunuz ev değil ama işte bir ikinci eviniz, şirketinizin inventorisi, şirketinizin işte durumu, varlıkları falan böyle bunlar incelenip buna göre size 25 bin dolar üstü kredi için size bir teminatlı kredi sağlanacak. Bunlardan kimler yararlanabiliyor? Bu krediden kimler yararlanabiliyor sorusunu kimler yararlanamıyor cevabını vereyim ki kimlerin yararlandığı anlaşılsın. Arkadaşlar bundan sadece dini organizasyonlar, camiler, kiliseler, sinagoglar, kumarhaneler, gazinolar, barlar, pavyonlar yararlanamıyor arkadaşlar. Bunun dışında kalan bütün işletmelerin hepsi buradan faydalanabiliyor. Kredi hisleriniz çok önemli. 31 Ocak 2020'ye kadar olan kredi historinize bakılacak arkadaşlar.
kredi çıktı diyelim. Size 100 bin dolarlık bir kredi çıktı, 200 bin dolarlık bir kredi çıktı. Bunun 25 bin dolarlık kısmı size hemen hesabınıza gönderiliyor. Kalan kısmı için SBA, yani Small Business Administration, yani işte küçük ve orta ölçekli KOBİ'leri destekleme başkanlığı diyelim. Buradan sizinle irtibata geçiliyor. Bir yetkili arıyor arkadaşlar ve size sorular soruyor. Belgeler göndermenizi istiyor. Bunları gönderiyorsunuz. Sorulara cevap veriyorsunuz. Kalan kısmı da sizin hesabınıza geçiyor. Bu krediye mümkün olan herkesin faydalanmasını ve başvurmasını istiyorlar arkadaşlar. Yani işte büyük gemileri kurtarayım da küçük gemiler batsın diye bir anlayış yok. Filikalar da ayakta kalacak, kayıklar da ayakta kalacak, büyük gemiler de, herkes ayakta kalma, herkesin ayakta kalmasını istiyorlar. Bu krediden herkesin faydalanmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben parayı vereceğim, siz yeter ki ayakta kalın diyor patron. Kısaca durum bu. Peki ne kadar verecekler arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Mesela bir şirketin işte payroll dönemlerine bakılıyor. Orada diyelim sizin 10.000 dolarlık aylık bir işçi maaşınız var, ödemeniz var. Bunu alıyorlar, 2,5'ta çarpıyorlar. 25 bin dolar ediyor. Çarpı 12 yapıyor, bir yıla vuruyor. 250 bin, 300 bin dolar ediyor arkadaşlar. Size diyor ki 300 bin dolara kadar olan krediye başvurabilirsin. Yani 300 bin alırsın demiyor. 250 alırsın, 2 ben bilemem. Yani orada... Onlar onu değerlendirecekler ve diyor ki işte buraya kadar diyor krediye başvurma hakkım var diyor. Bunu da genel olarak böyle yapıyorlar. Ayrıca diyor ki mesela 10 bin dolara kadar maaş verdiğin işçileri de işten çıkarma diyor devlet. 8 haftasını ben bağış yapacak şekilde sana vereceğim diyor. Ben bağış yapacak şekilde sana vereceğim. Ve 29 haftaya kadar da işçilere devlet destek veriyor arkadaşlar. Yani 8. haftadan sonra artık siz onu devlete belli bir oranda yine geri ödeyeceksiniz. Ben diyor o paraları da çalışanlara ödeyeceğim. Sen yeter ki onları işten çıkarma. Bu da ayrı bir destek paketi. Onlar işlerine devam etsinler. Ben para vereceğim diyor. İşçileri çıkarma. Yani burada işsizlik istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. O çok önemli. Herkesin mutlaka bir iş sahibi olmasını istiyor. Bu şirketlerle alakalı olan kısım genel olarak bu arkadaşlar. Şimdi bu şirket sahipleri, bu videoyu izleyen şirket sahipleri kendi sigortacı diyorum, özür diliyorum. Tabii sigortacılara da sorabilirler. Muhasebecilerine sorsunlar. Avukatlarına sorsunlar. sbi.gov/disaster'a girerek arkadaşlar buradan bu desteklerden nasıl faydalanacaklarına baksınlar. Gerçekten bu koronavirüsten dolayı etkilenmişlerse Amerika onlara para verecek. Şimdi burada ikinci taraf kişiler. Bir sefere mahsus Amerika Birleşik Devletleri bir para veriyor arkadaşlar. Bu para nedir? Diyor ki siz eğer benim ülkemde registered, kayıtlı bir taxpayer'sanız diyor. Yani vergi ödeyiciyseniz, vergi mükellefiyseniz kişisel anlamda yani tax return yapmışsanız 2018'de, 2019'da ben diyor size 1200 dolar vereceğim kişi başı. Ama bunu da öyle hani al sana 1200 yok. 75 single kişi tek başınaysa, tek bir kişi ise tax return, tek bir kişi tax return yapmışsa 75 bin dolar ve altındaysa 1200 dolar veriyor yani 75 bin dolarına, ama 75 bin doların üstündeyse 80, 85, 90, 95 ise arkadaşlar orada o 1200 dolar aşağı doğru düşüyor. Yani 1200 alamıyorsunuz. Diyelim ki siz evet 75-74 bin kazanıyorsunuz. Eşiniz de var, o da taxpayer, o da o kadar kazanıyor. İşte 1200-1200, 2400'e aldınız. İki de çocuğunuz var, onlara da 16 yaşına kadar olan çocuklarınıza 500'er dolar para veriliyor arkadaşlar. Bu da eşittir 1000 dolar eder, 3400 dolar parayı alırsınız ama... Evlisiniz, iki kişi tax return yapmışsınız eşinizde ve 200 bin doların üstünde bir gelir beyan etmişsiniz. Hiç para alamıyorsunuz. 150 bin dolardan 151, 152, 153 hani 75 diye sanır. 75, 75 kişi 150 eder. 160, 170, 180, 190'a kadar giden bir geliriniz varsa da orada alacağınız rakam yüzdelik oranlar aşağı doğru düşüyor. Burada yani diyor ki geliriniz ne kadar çoksa tax return dönemlerinde ben onu görüyorum. Senin gelirin var kardeşim, devletten bu kadar yardım alma. Paran yoksa devlet sana yardım edecek diyor. Burada temel mantık, Amerikalıların temel yaklaşımı bu. Mesela Uber ve Lyft yapanlara bile arkadaşlar bir destek var. Yani işsizlik maaşına onlar başvurabilirler. Diyelim ki siz işte Uber yapıyorsunuz, Lyft yapıyorsunuz, bir gelir kaybına uğradınız. Bunu da beyan ediyorsunuz. Evet ben çıkamıyorum, kendimi karantinaya aldım. Ben bir iş yapamıyorum. Yani burada önemli olan şey sizin bu koronavirüsten etkilenmiş olmanız. Bu kişiler bile unemployment benefits dediğimiz yani işsizlik maaşına başvurarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir destek alabiliyorlar arkadaşlar. Ona da yine dediğim gibi sigortacınızla, muhasebecinizle ve avukatınızla görüşerek bunları iyi takip edin arkadaşlar. Peki nereden başvuracaksınız? Şimdi ben bir sitede hani açıkçası bilmiyorum ama Google'a şunu yazdığınızda Unemployment Benefits Registration, Unemployment Benefits Application gibi bir şeyler yazın, bir kombinasyon yapın böyle Google'da. Bu kombinasyonlar size bir sonuç verecektir o siteye. Yani eyaletlerin o sitesine Texas yazın, işte hangi eyaletteyseniz ulaşacaksınız. Ama dediğim gibi muhasebeciniz ya da işte avukatınız size daha iyi bu konuda bilgi verecektir. Çünkü paket çok yeni.
Cuma günü çıktı. Ben şu an bu yayını arkadaşlar pazar günü yapıyorum. Yani araya hafta sonu girdi. Daha hiç kimse bu paket üzerinde bir şey bilmiyor, konuşmuyor. Dün ben işte dediğim gibi Amerikan Turkish Business Council'ın, Amerikan Ticaret Odası'nın programına katılarak bunları şöyle 3-4 sayfa halinde notlar aldım. Bunları da işte sizlerle paylaşıyorum. Mesela herkese $600 para verilecek arkadaşlar. Tüm taxpayer'lara $600. Bu da eyaletlere göre. Mesela bazı eyaletler gerçekten disaster'a alındı. Yani eyaletler olağanüstü haldeler, o eyaletler, olmayan eyaletler var. Zaten bu destek paketleri burayı kapsamıyor. Bu eyaletlerden birindeyseniz onları da yine birkaç gün içinde görmüş olursunuz. Biraz internetten de araştırınca da görürsünüz arkadaşlar. Bu eyaletlerdekiler de buna baksınlar. $600 8 hafta boyunca yine bir işsizlik desteği verilecek bütün herkese. O da $4,800 ediyor. Burada da yine işte arkadaşlar herkesin yani taxpayer olması lazım. SSN numarasında olması lazım. Gelir kaybına uğradığını, para kazanamadığını, işsiz kaldığını, işsiz kalanlar için bu zaten arkadaşlar. Beyan etmesi lazım, kanıtlaması lazım. Ben işsiz kaldım, şu anda maaşım yok, param yok. Yani kazancı düşenler bile buraya başvuruluyor. Ya başvuruyor arkadaşlar. İşte siz diyelim 3500 kazanıyordunuz. Bu işten dolayı 1200'e kazancınız düştü. Geçinemiyorsunuz, bunu kanıtlıyorsunuz, bunu bilgilendiriyorsunuz. Ve Amerika size yine yardımda bulunuyor. Kazancı düşenlere de yardım ediyor. Diyelim kendinize ait bir şirketiniz var. Bu şirkette siz teksiniz ve o şirketten para kazanıp hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ama şimdi bu felaketten dolayı para kazanamıyorsunuz. İşte orada arkadaşlar kendinizi işten çıkartıp yine işsizlik maaşına başvurabiliyorsunuz. Yani çok ilginç değil mi? Büyük devlet olmanın bunlar getirdiği en önemli artılar. Bir de mortgage'lar var ama onu söylemeden önce ben bir toparlayayım. Şimdi şirketler kısmını anlattık. İşsizlik maaşı kısmını anlattık. Bir sefere mahsus taxpayer'lara devletin yapacağı yardımlar ve oranları hakkındaki kısmı anlattık. Uber ve Lyft'çiler için bile bir bilgiyi verdik. Kendi işinde kendinizi işsiz bırakarak bu desteğe başvurabilirsiniz kısmını dahi anlattık. Ve şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Mortgage'la ilgili bir şey kaldı. Yani burada da bunun üzerinde şu anda hani bu biraz siyasi bir seçim öncesi çalışma olabilir deniyor. Ev ödemeleri olanlar var Amerika'da, mortgage'ları olanlar var. Yani bunların 12 ay boyunca ötelenmesi. 12 ay boyunca sizden bankalar para almayacak arkadaşlar. Ödeme yapmayacaksınız ama bu daha kanunlaşmadı, yasalaşmadı, çıkmadı, hiçbir şey yok. Sadece bunun üstünde bir konuşma ve tartışma var. Seçim öncesi Trump hükümeti belki bunu çıkartabilir. 12 ay boyunca devlet sizden ya da bankalar işte sizden arkadaşlar bununla ilgili bir para almayacaklar. Zaten şu anda da araç lizlerinizi öteleyebiliyorsunuz. Bankaları arayarak ev ödemelerinizi 2 ay 3 ay öteleyebiliyorsunuz. Tabii ilerleyen dönemlerde olaylar daha da değişir. Daha da sıkıntılı günlere girilir. İşte dediğim gibi böyle daha fazla destekler de açıklanabilir. Ama şu anda hızlıca arkadaşlar şirket sahiplerinin özellikle bu destek paketi daha çok dediğim gibi şirketleri ilgilendiriyor. Çünkü şirketleri ayakta kalacak ki işçilerini çıkarmayacaklar. Döngü oluşacak. Üretim devam edecek. İş dünyası devam edecek. Ticaret devam edecek. Burada biraz Amerika bunun çok fazla üzerine düşüyor. Buraya biraz bu anlamda bakmak lazım bu destek paketine. Yani bunun dışındaki kişilere ödenecek para, işte işsizlikle ilgili paralar da yine bir destek ama biraz daha böyle ikinci planda kalıyor. Ama bu paralar da para yani herkes bunu alacak arkadaşlar. Evet, böyle bir videodan sizleri bilgilendirmiş oldum böyle bir destek paketinden Türkçe içerikle. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalıma abone olduğunuz için bir tüy geldi gözüme. Abone olacağınız için, yorumlarınızla destekleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum kardeşlerim. Görüşmek üzere. Yeni videolarda. Asma.